güzel günlerde hoş geldin deriz ama sesimizi duyurmak için yine hoş geldiniz diyorum. Ve eylemimizle ilgili, iş bırakmayla ilgili basın açıklamamızı sunmak istiyorum. 30 Haziran tarihli sözleşme ve ödeme yönetmeliği ile sayısız antidemokratik hükümler içeren yönetmeliğin sendikal hakların da içinde olduğu birçok faaliyetlere izin vermemekte olduğu, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırmış olduğu bir gerçektir. Pandemi döneminde tüm dünya hekimlerine yeni haklar tanırken bizler bu yönetmelikle, ceza yönetmeliğiyle baş başa kalmış durumdayız. Bu yönetmeliğin iptali talebimizdir. Aile sağlığı merkezlerinin cari giderlerinin artış oranlarının çok düşük derecede kalmış olması, elektriğe %220, doğalgaza %48, akaryakıta %120, SGK'lı çalışanlarımıza %50 artarken bize ödenen cari giderlerin %31'de kalması bu sistemin devam etmesinin mümkün olmadığını kılmaktadır. Cari gider artışlarının ilgili kalemler dikkate alınarak en az %50 oranında artırılması talebimizdir. Tüm dünyada pandemi döneminde ülkemiz sağlık çalışanlarının satın alma gücünün azaldığı tek ülkedir. Bütün ülkeler iş yükünün artmış olduğu bu dönemde sağlık çalışanlarına ek haklar tanımış, ek iyileştirmeler yapmış iken bizler diğer ülkelerin 6 katı iş yükü yapmakla birlikte 6'da bir oranında hak edişler elde etmekteyiz. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talebimizdir. Evet. Bu yasal düzenlemeler yapılır iken gerçek anlamda yasal düzenlemelerin yapılması